Sevgili Bülent, hoş geldin. Biliyorsun bu şu anda gündemde olan olay Mesut Özil transferi. Bu konuda senin görüşlerini merak ediyoruz. Buyur, söz sende. Ya son 2 gündür benim oğlan hiç olmadığı kadar koridorda top oynuyor abi. Her fırsatta, her teneffüste koşuyor, top oynuyor adam. Ve oynarken de duyuyorum içeriden, işitiyorum. İşte Mesut vuruyor gol, Mesut Özil vuruyor, 3-0 oldu. İşte bu Mesut Özil efekti abi, daha gelmeden, resmi imzayı atmadan hani adının gündeme gelmesi bile çocuklar üzerinde, insanlar üzerinde böyle bir etki yarattı. Bak insan görüyorsundur sosyal medyada bir dolu insan işte Twitter'da falan profil fotoğrafını Mesut Özil yaptı şimdiden. Yani Fenerbahçe hep diyoruz abi yıldızlarla böyle özdeşleşmiş bir camiadır ve Fenerbahçe yıldızlarla var olur. Başarılarla var olur. Yıldızlarla, başarılarla çocukların, gençlerin gönlünü kazanırız. Vasatta falan işi olmaz Fenerbahçe. Ha şimdi bunu söylüyoruz ama tabii bunun bir de başka bir boyutu var. Şimdi Mesut Özil'in futbolculuğunu konuşacak, tartışacak tarafında bir halimiz yok. Mesut Özil'deki sorun şu. Bir küsur yıldır top oynamıyor bu adam. Yani fizik olarak ve mental olarak buraya top oynamaya mı geliyor ve bu açığı nasıl kapatacak? Birinci soru bu. Fenerbahçe yönetiminin sorması ve inşallah da yani bir değişik olmaz, bir aksilik olmaz da imza atarlarsa diye söylüyorum. Attıklarını varsayarak diye söylüyorum. Fenerbahçe yönetiminin düşünmüş olması gereken ve düşünmüş olduğunu umduğum bir diğer nokta da kendi teknik heyetinin, futbol akının başı teknik direktör olmak üzere Mesut Özil'i saha içinde ve saha dışında en efektif şekilde yöneteceğini, yönetip yönetemeyeceğine karar verdi mi acaba yönetim? Yani bunu hesapladılar mı? Bunu ölçüp biçtiler mi? Çünkü yani dediğim gibi 32 yaşında fizik olarak geriye düşmüş bir oyuncuyu ne kadar büyük bir yıldız olursa olsun sonuçta bu oyun bedenle oynanan bir oyun. Anlatabiliyor muyum? Adam joystick'te oynamıyorsun bunu yani. Bu oyuncuyu saha içinde ve saha dışında nasıl yöneteceksin? Bunu takıma nasıl eklemleyeceksin? Takımın yeni oyun planını onun etrafında nasıl şekillendireceksin? Bunların konuşulduğunu, planlandığını ve bu senaryonun yazıldığını her şeyin dediğin gibi önceden düşünüldüğünü varsaymak istiyorum. Yoksa dediğin gibi tabii ki yıldız transferi, işte bu işin popülerlik, reklam getirisi, işte dediğin gibi gençler, çocuklar üzerinde işte anlattım etkisi falan bunlar çok güzel de yani bu iş Falcao transferine mi dönecek yoksa Pierre Van Hooijdonk transferine mi dönecek? Yani Van Hooijdonk ya da işte Galatasaray'da Hacı etkisi mi yapacak yoksa Robin Van Persie mi olacak? Anlatabiliyor muyum? Bu farkı yaratacak olan şey bir, bu adamı nasıl yöneteceksin ve nasıl kullanacaksın ve nasıl hazırlayacaksın? Çünkü çok sıkışık bir maç trafiği var. Öyle devre arası falan da yok. İkincisi de Mesut Özil buraya hangi motivasyonla geliyor? Top oynamaya mı geliyor? Tuttuğu takımda kariyerinin son döneminde yıldız olmaya, buraya kariyerinde bir parlak sayfa daha açıp kariyerini öyle kapatmaya mı geliyor? Yoksa Survivor'da 6 ay sonra toplayacak mıyız bu adamı? Sosyal medyada falan mı göreceğiz? Sağdan, yeşil sağdan ziyade. Önemli olan bu. Yani Fenerbahçe bütün bunları hesapladıysa, Mesut Özil ile konuştuysa ve Mesut Özil'in kafasındaki futbol oynama hevesine, futbol oynama isteğine, motivasyonuna ikna olduysa, kendi ekibinin de onu yönetim, onu nasıl yöneteceği konusundaki planlara ikna olduysa sorun yok. Mesut Özil gelip topunu oynarsa, bu fizik açığını kapatıp sahada klasını konuşturursa o zaman sorun yok. Çünkü Mesut Özil dediğin adam ilerleyen yaşına rağmen ve gündemden düşmüş olmasına rağmen hala mevkisinin belki de en ilerinden biri. Atletizm açığını düşünce hızıyla, düşünce gücüyle kapatan bir adam. Sahada kimsenin göremediği alanları görebilen bir adam. Çok iyi alan yaratabilen bir adam. Arkadaşlarını çok rahat böyle kedinin yün yuvayla oynadığı gibi o derece rahat bir şekilde böyle yoktan pozisyon vardı, pozisyona sokan, kalenin içine sokan bir adam. Yani özel bir adam, çok klas bir adam. En büyük özelliği ilk dokunuş özelliği. O topu ilk kontroldeki becerisi Dönis Bergkamp gibi, Cruyff gibi o beceri ona saha içinde hem zaman hem de alan kazandırıyor. Bu açıdan çok özel bir adam. Ama dediğim gibi yani bu yeteneği konuşturması için beynin adeleye söz geçirebilmesi, kaslarına beynindekini yansıtabilmesi için güçlü olması lazım. Yani muhtemelen güçsüz çünkü çok uzun zamandır top oynamıyor bu adam. Dediğim gibi abi birincisi Mesut'un hangi motivasyonla geldiği, ikincisi Fenerbahçe'nin onu nasıl yöneteceği, insan yönetimi olarak olsun, takımın geri kalanının yönetimi açısından da. Çünkü o geldiği zaman herkesi taşları yerinde oynayacak. Anlatabiliyor muyum? Kimi sağa kayacak, kimi sola kayacak, kimi arkaya, kimi öne gidecek. Bütün bunları yeniden planlayacaksın. İşte yani bütün bu çok ayaklı planlama yapıldıysa ne amenna. O zaman çocuklar Mesut Özil diye top oynamaya, Mesut Özil formasını almak için Fenerbahçe'lere koşmaya falan devam eder. Ama aksi bir şey olursa da adama sorarlar yani. Ya takım tam biraz toparlanmıştı, rayına girmişti.
Sen bir yıldız transferi yapacağım diye niye bütün işleyen çarka çomak soktun? Niye makineyi bozdun? Buna ne gerek vardı diye de hesap sorarlar. Onu da bilmek lazım. O yüzden bu transferde inşallah şanslı oluruz diyelim. Evet, yani şans, tabii şans önemli bir faktör ama şansın olayların gidişatındaki etkisini en aza indirgemek lazım. O da işte planlamayla oluyor, vizyonla oluyor, hesap kitap yapmakla oluyor. Yoksa içgüdüsel davrandığınız zaman tabii ki şansa daha çok alan bırakmış oluyorsunuz ve o da biraz kumara giriyor. Yani bu işi kumar olmaktan çıkarıp hesaplı kitaplı planlı bir stratejik bir hamle haline getirmek lazım. Yani bu rüzgar çok güzel bir rüzgar. Ben bu insanların mesut rüzgarını çok önemsiyorum. Ama bu rüzgarın bizi yukarıya taşıması, bizim yelkenlerimizi şişirmesi önemli. Aksi bir durumda rüzgar, işte bu rüzgar tersten esmeye başlar. O da seni geriye doğru savurur. Çok teşekkür ederiz Bülent. Görüşmek üzere. Bye. Sevgili Çubuklu Analiz izleyicileri, bu sefer de Bülent Ç'ye kaynak yaptık ve biz de Mesut Özil ile ilgili 3-5 kelime etmek istedik. Üniversite yıllarındayken ben bir yandan işe gidiyordum ve o zaman ilk patronumun bana verdiği bir öğüt vardı. Ve ben bunu hayatım boyunca unutmadım ve bütün ticaret hayatım boyunca da kullandım. O da şuydu: para malı satarken değil, malı alırken kazanılır demişti bana. Çok doğru olduğunu da ilerleyen yıllarda gördüm. Mesut Özil ile ilgili konu da biraz böyle aslında. Mesut Özil'i hangi şartlarda aldık? Kaç para verdik? Kulübün kasasından ne kadar para çıkacak? Maliyeti nedir? Eğer bunları bilebilirsek ve bunlar Fenerbahçe'nin menfaatlerine zarar vermeyecek şekilde rakamlarsa, o zaman bence Mesut transferi çok iyi bir transferdir diyebiliriz. Çünkü Mesut Özil dediğiniz oyuncu kariyeri boyunca 105 golü ve 216 asisti olan önemli bir oyuncu. Ve bunları sıradan liglerde değil, Bundesliga, La Liga, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde yapmış. O yüzden Mesut Özil öyle yabana atılabilecek sıradan bir oyuncu değil. Çok özel bir yetenek. Çok üst düzey sağ görüşü olan, çok üst düzey pas yeteneği olan bir oyuncu. Onun hakkında en çok kafasına soru işareti olan konu şu andaki fizik durumu. Eğer Mesut Özil fizik kondisyonu biraz yukarı çıkarıp maç temposu yakalayabilirse mutlaka ve mutlaka Fenerbahçe'ye faydalı olacaktır. Umarım bu transfer Fenerbahçe'ye çok yararlı olur ve şampiyonluk yolunda takımımıza Mesut Özil büyük güç katar. Herkese selamlar. Öncelikle Mesut Özil Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Covid döneminde tabii takımlar kadrolarını genişletmek zorunda. Dolayısıyla ideal ilk 11'lerini sahaya çıkarma oranları gitgide düşüyor. Transferi bu bağlamda değerlendirirsek Fenerbahçe'nin hücum opsiyonlarında yeni bir silaha sahip olduğunu söyleyebiliriz. Mesut Özil özeline baktığımızda ise oyuncu çok yüksek potansiyelli bir oyuncuydu. Özellikle Messi ve Ronaldo jenerasyonunda onların arkasından gelmesi beklenen bir oyuncuydu. Yetenek olarak da bence o çıtaya yakındı. Fakat saha dışı ve sakatlık problemleri o seviyeye ulaşmasını engelledi. Bir de tabii modern futbolda safkan 10 numaraların gitgide azalması, oyun sistemleri için daha az yer almaları da buna sebep oldu. Ama nihayetinde potansiyel ve yetenek olarak çok üst düzey bir oyuncu. Deneyim açısından da baktığınızda Dünya Kupası kazanmış bir oyuncu ki Dünya Kupası kazanan Almanya'nın Löw'ün kalabalık orta sahalı sisteminde kilit oyuncusuydu. Oyunun liderliğini üstlenen bir roldeydi. Her ne kadar gol ve asist katkıları sezonlar geçtikçe düşse de aslında kilit pas anlamında çok kritik bir oyuncu Mesut. Oyun görüşü, sahayı parsellemesi, pas tercihleri gerçekten üst düzey. Yaşayacağı sıkıntı şu olabilir. Mesut geçtiğimiz 5 senede sezon içi 3000 dakikalardan 1500 dakika altına düştü. Yani devamlılık sıkıntısı var. Fiziken yeterli olamıyor bazı mücadele düzeylerinde ama Türkiye Ligi'nin şu anki koşullarına baktığınızda zaten kalan 20 küsur maçın tamamında oynaması ve 90 dakika oynamasını beklemiyoruz. Fenerbahçe'nin kilidi açmakta zorlandığı maçlar olacaktır. Rakibin dengesini bozmaya yöneleceği maçlar olacaktır. Buralarda faydalı olabileceğine inanıyorum. Fakat hem saha içinde hem saha dışında çok iyi yönetilmesi gereken bir oyuncu Mesut. Zaten saha içinde çok takımı tanıdıkça, pas kanallarını doğru kullandıkça faydalı olacaktır. İngiltere'de 20 küsur asistleri yakaladığı bir sezon var. O tabii istatistik olarak tekrarlanır mı bilmiyorum ama
asist öncesi, gol öncesi, doğru pas tercihlerinde özelliklerini kullanabilirse, takım arkadaşlarını iyi tanırsa gole yönelik katkısında artacağını düşünüyorum. Mesut Özil bence bugüne kadar Fenerbahçe kadrosunun içinde görmediğimiz tipte bir oyuncu. Her ne kadar 10 numarada Pelkas'ı dönem dönem Ozan'ı ve Mert Hakan'ı, Sosa'yı değerlendirebiliyor olsak da aslında bunların biraz daha dışında özellikleri olan bir oyuncu. Mesut dediğim gibi oyunun yönünü değiştirebilecek, her iki kanatta pas kanallarını görebilecek, gerektiğinde driplingle adam geçebilecek, kısa mesafelerde özellikle ve rakipten adam eksiltebilecek bir oyuncu. Eğer Erol Bulut taktiksel anlamda eminim Löwland'le görüşmesini yapacaktır, Mesut'u verimli olabileceği periyotlarda kullanırsa, ben kısa vadede Mesut'un Fenerbahçe'nin zorlandığı maçlarda iyi bir hücum alternatifi olabileceğini düşünüyorum. Uzun vadede ne olur? Yani gelecek sene Şampiyonlar Ligi'ne katılacak Fenerbahçe'de Mesut nasıl bir rol alır? Bu biraz etrafına dizilecek oyuncularla ilgili. Çünkü en başarılı olduğu dönemde hem Arsenal'de hem Alman milli takımında arkasında işte Kroos'lar, Khedira'lar gibi çok güçlü fizik özellikleri olan oyuncularla oynadı. Bu şekilde bir orta saha kurgusunda Şampiyonlar Ligi seviyesinde de uzun vadeli olmasa da kısa vadeli maç maç baktığımızda fayda gösterebilecek bir oyuncu. Tekrar söylüyorum, saha dışının çok dikkatli yönetilmesi lazım. Mesut'un antrenmana ve saha içi taktik disipline çok odaklanması lazım. Eğer bunlar başarılırsa Fenerbahçe'ye bu transferin hayırlı olacağını düşünüyorum. Merhaba sevgili Fenerbahçeliler. Fenerbahçe herhalde transferdeki en büyük bombayı patlattı diyebiliriz. Yani sadece Türkiye'de değil, Avrupa'daki çok büyük hareketlerden biri olarak Mesut Özil'in transferi gerçekleşti. Mesut Özil Fenerbahçe'ye ne katar, saha içinde ne verir, onları konuşmak lazım. Çünkü yani Mesut Özil çok tartışılacak bir isim olmadığını düşünüyorum ben. Öyle bir kalitede ismin Türkiye'ye gelmesi, oynaması çok tartışılacak bir konu olmadığını düşünüyorum bunun. Tek endişe noktası çok uzun zamandır bir düzenli maç oynamaması, antrenman yapmaması demiyorum. Çünkü çok düzenli bir şekilde maç oynamış, oynamadı, antrenmanlarını yapıyordu. O noktadaki bir sıkıntı olabilir diye düşünüyorum. Ama her halükarda Mesut'un Fenerbahçe'nin özellikle bu kilit pasların atılması noktasında, bitirici paslarda ve özellikle duran toplarda da çok ciddi bir güç katacağını düşünüyorum Fenerbahçe'ye. Yani tamamen aslında psikolojik bir durum Mesut'un ki işin teknik şeylerini diğer arkadaşlar daha net değerlendirirler bence. Ben o kadar teknik detayını giremem ama eğer Mesut ben artık tekrar kendimi ispatlayacağım, benim de kötü bir oyuncu değilim, iyi bir oyuncuyum demek için geldiyse sadece Fenerbahçe'ye değil Türkiye Ligi'nin kalitesine bile doğrudan etki edeceğini düşünüyorum. Umut ediyorum ki bu transferden hem Türkiye Ligi marka değeri anlamında hem de Fenerbahçe kalite, saha içindeki kalite anlamında çok büyük fayda sağlar.